Sanırım bütün teknik kısımları hallettim. Dolayısıyla tekrar hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. UNDP ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında devam eden iklim diplomasisi haftası kapsamında döngüsel ekonomiyi mercek altına almak istedik. Biz de Hedefler İçin İş Dünyası platformu ve DEKÜP olarak. Daha önceki etkinliklerimize katılmamış olanlar için kısaca tanıtmak adına Hedefler İçin İş Dünyası platformu TÜSİAD, Türkonfet ve UNDP öncülüğünde 2019 yılında kurulmuş bir platform. Kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen tüm işletmeler, kamu özel sektör işbirliğini gözeten kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık bir platform ve temel amacı da iş dünyasıyla sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında bir köprü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek. Bunu da üç ana başlıkta yapmayı hedefliyor. İklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık, işletmelerin geleceğe hazırlanması ve kapsayıcı büyüme. DEKÜP'te Türkiye'de döngüsel ekonomi odaklı farkındalığın artması, döngüsel ekonomi konusundaki farkındalığın artması, bu yöndeki çalışmaların, iyi uygulamaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması üzerine çalışan Türkiye'deki ilk sosyal kalkınma kooperatifi bu konuda çalışan. Biz birlikte platform ve DEKÜP olarak Mart 2020'den beri bir dizi etkinlik düzenleyerek bu konuya dikkat çekmeyi hedefledik. Bir yandan da işletmeler için bir döngüsel ekonomi rehberi hazırladık. Yakın zamanda da lansmanını yapıyor olacağız. Ayrıca 2021'in ilk çeyreğinde de yine birlikte aslında kapsayıcı ve güzel bir etkinlik olarak planladığımız döngüsel ekonomi haftasını yakın zamanda detaylarını sizlere duyuruyor olacağız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bugün çok değerli iki konuğum var. Danimarka İstanbul Başkonsolosu Sayın Anette Gelskjøt, hoş geldiniz. Ve Boehner Group İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Sayın Doktor Emrah Özbay, siz de hoş geldiniz etkinliğimize. Şimdi hemen aslında Sayın Başkonsolos'a dönmek istiyorum. Ve ilk sorum tabii ki Avrupa Birliği ile ilgili olarak olacak. Biraz birliğin genel sürdürülebilir kalkınmaya bakışı ile ilgili olacak. Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte özellikle sürdürülebilir kalkınma konusunda yavaş yavaş ve aslında artık hızlanarak döngüsel ekonomi Avrupa Birliği'nin odağında olmaya başladı bir olgu olarak. 2015'te de bir döngüsel ekonomi aksiyon planı hazırlanmıştı. Ve bunun devamı niteliğinde de bu yıl içerisinde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ortaya çıktı ve orada da temel yapı taşlarından biri olarak yeni bir döngüsel ekonomi aksiyon planı gündeme alındı. Tüm bunları düşünürsek, siz birliğin bu sonraki süreçte döngüsel ekonomi odaklı çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Hangi konulara özellikle önem verilecek, odaklanacak? Thank you so much and thank you for the Çok invitation. Teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum bugünkü etkinliğe. Biz tabii ki Danimarka Başkonsolosluğu olarak bu konuda çok fazla çalışmalar yapıyoruz. Hem AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili olarak hem de eylem planıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Danimarka hükümeti de aynı şekilde. Aslında dünya üzerindeki çoğu ülke aynı şekilde ağırlık veriyor bu konuya. Bildiğimiz gibi iklim değişikliği ve çevresel bozulum aslında hem Avrupa için hem de dünya için çok büyük bir tehlike oluşturdu. Ve bu zorlukların üstesinden gelmek için döngüsel ekonomi inisiyatifleri çok önemli. Hepimizin de bu inisiyatifleri düşünmesi gerekiyor ki ilgili riskleri azaltalım. Yeni bir strateji oluşturuldu bildiğiniz gibi. Bu stratejinin amacı yeni kaynak etkin rekabetçi bir ekonomi oluşturmak. Bildiğimiz gibi amacımız aslında net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması 2050 yılı itibariyle. Diğer bir amacımız da ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi.
döngüsel ekonomiyi düşündüğümüzde kaynak kullanımıyla bağımlılığın azaltılmasının çok önemli olduğunu görüyoruz. Bizim amacımız şu olmalı: dünyada ekonomik büyüme ve kaynak kullanımı doğrudan bağlantılı olmamalı. Aralarındaki bağın ayrılması gerekiyor. Şunu fark etmek de çok önemli: yeşil mutabakatı sadece Avrupa tarafından gerçekleştirilecek bir şey değil. Bu nedenle bugünkü interaksiyon, aramızdaki etkileşim çok önemli. Özellikle Danimarka ile Türkiye arasında. Hem AB için hem de Danimarka için Türkiye çok önemli bir ortak. Bu nedenle birlikte nasıl gelişmelerden faydalanabiliriz ve birlikte bir şeyler yapabiliriz? Türkiye'de bunu konuşmamız ve birlikte güçlenmemiz gerektiğine inanıyorum. Yeşil mutabakat aslında bildiğiniz gibi AB sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve Birleşmiş Milletler'in 2030 gündeminin de çok önemli bir parçası. Çok fazla AB ülkesi ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, amaçlarına bir taraf. AB yeşil mutabakatına baktığımızda önümüzdeki 16 ayda gerçekleştirilecek 50 spesifik inisiyatif olduğunu görüyoruz. Farklı inisiyatifler bunlar. Bunlardan bir tanesi çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, diğeri inovasyonun desteklenmesi endüstride, teknolojinin desteklenmesi çok önemli bizim için. Çünkü biliyoruz ki eski teknolojileri kullanarak bunu gerçekleştirmek çok mümkün değil. Bir 100 yıl önce kullandığımız teknolojilerle bu mümkün değil. İnovatif, yenilikçi olmamız gerekiyor. Binalarda enerji verimliliğinin kullanılması gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor ve küresel çevre standartlarına, hedeflerine ulaşmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışılması gerekiyor. Diğer hedeflerden bir tanesi de sürdürülebilir olmayan AB dışı imtiyalar için karbondioksit tarifesinin getirilmesi. Bunların hepsi tabii ki Avrupa Birliği içinde hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir, bizi buna götüren, daha sürdürülebilir bir ekonomiye götüren bazı teklifler. AB yardım paketinden bahsetmek istiyorum. Bu yıl özellikle bahar aylarında tanıtıldı. 500 milyar avroluk bir yardım paketi bu. Bildiğiniz gibi koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyoruz son aydır. Yaklaşık 10 ay oldu sanıyorum ki. Şu anda üye ülkelerde bu fona nasıl başvuracaklarını düşünüyorlar, hangi girişimlerle başvuracaklarını düşünüyorlar. Sanıyorum ki sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir girişimler, sürdürülebilir kalkınma girişimleri tüm başvuruların gündeminde olacak ve üye ülkelerden başvurular ve talepler, teklifler de bu yönde gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolos gerçekten çok önemli noktalara değindi aslında. Ben tam da bu aşamada Emrah Bey'e dönmek istiyorum. Siz de ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren bir grup olarak Türkiye'de döngüsel ekonomi odaklı çalışmalar sizce ne aşamada? Yani özellikle işletmeler şu anda yeşil mutabakat noktasında konuya nasıl bakıyor, sürdürülebilir kalkınma noktasında konuya nasıl bakıyor? Siz bunları nasıl değerlendirirsiniz ilk etapta? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim, bu konuşma fırsatı verdiniz. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de tabii bu belli işletmeler bu konuyla ilgileniyor, uzun dönemdir ilgileniyor ama hani böyle ciddi bir ekonominin parçası oluşmadı şu aşamada. Ama özellikle bu Green Deal, yani Avrupa'yı yeşil düzeniyle birlikte, yani 2019 Aralık'tan beri yoğunlaşan ve yakın dönemde açıklanan taslak ve gelecekle ilgili öngörüleri birlikte değerlendirmemizde artık Türkiye'nin düşünmesi gerekiyor. Artık bu bir keyfi durum değil, kaçınılmaz bir gelecek yaklaşıyor. Çünkü orada iki tane çok önemli bir şey var. Bu yeşil düzenle birlikte artık sadece bir çevre hareketi olarak değil, bu artık bir iş dünyasının fonksiyon iş dünyası kendisi değişiyor. Yani sadece biraz karbonla, biraz işte çevreyle mücadele etme değil, İş yapma biçimi değişiyor ve artık Avrupa Birliği bunu kaçınılmaz olarak görüyor.
Türkiye açısından önemli olan şey karbon sınır düzenlemesi konusu. Yani Türkiye ihracatının neredeyse yarısını Avrupa ülkelerine yapıyor. Ve bu karbon sınır düzenlemesi muhtemelen şöyle olacak. Artık Avrupa'ya ürün sattığımız zaman, şirketler ürün sattıkları zaman bu temiz üretim sertifikaları olması gerekecek veya bunun bir bedeli olacak. Dolayısıyla bu bedel artık bizim o görece hep savunduğumuz işte genç iş gücü rekabet avantajımızı boşa çıkaran bir duruma gidiyor. Çünkü artık bir ileride hiç almama durumu da olabilir. Yani Avrupa Birliği şuna da gidebilir. Bu sertifikaları olmayan, yeşil düzene uymayan işletmelerden ürün almayı yasaklamaya kadar gidebilir. Yani önce vergileme gibi bir şey getirebilir. Sonra da yasaklayabilir. Dolayısıyla siz artık bunu dikkate almazsanız ürettiğiniz ürünü Avrupa pazarına satamama riskiyle karşı karşıyasınız. Türkiye belli şeyler, nasıl işletmeleri bunun farkında. Yakın dönemde TÜSİAD'ın da öncülüğünde bir çalışmada yayınlandı. Erdinç Hocalar yayınladı. Sadece orada bir rakamı vererek bitirmek istiyorum. Eğer biz bunu, bu karbon salınımı ve yeşil düzeni dikkate almazsak 2030 yılında muhtemelen gelecek vergiler ya da işte kostlarla, maliyetlerle birlikte bize gayri safi yurt içine hasla etkisi 150 milyarla 200 milyar TL arasında olacak. Yani bizim gayri safi milli hasılayı düşünürseniz bu rakamın ne kadar önemli bir rakam olduğunu. Dolayısıyla bizim artık ucuz maliyetle Avrupa'da rekabet edebilme şansımızın kalmayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim şirketler şu ana kadar düşünmediyse bile artık bunu düşünmek zorundalar. Evet, çok önemli bir mesaj verdiniz daha ilk soruda. Gerçekten de artık bir sadece çevre konusu olmaktan çıktı. İşletmelerin ciddi olarak uluslararası pazarda da rekabet edebilir kalmaları adına Türkiye'de ciddi adımların atılması gerekliliğinin altını çizdiniz. Bu çok önemli bir konu. Bu noktada başkonsolosluğa dönmek istiyorum. Danimarka'nın peki, bu Türkiye'nin şu an yeni yeni başlayan bir hikayesi aslında. Biz döngüsel ekonomiyi sürdürülebilir kalkınma açısından yeni yeni ele almaya başladık aslında. Ve işletmeler de bunun önemini şu anda yeni yeni fark ediyorlar diyebiliriz Türkiye'de. Ki Danimarka'nın deneyimi nasıl? Danimarka'nın hikayesi nasıl? Şu ana kadar neler yaptınız? Bunun iklim değişikliğine nasıl bir etkisi oldu? Orta uzun vadede neleri hedefliyorsunuz? Thank you very much. Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok ilginç bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada döngüsel ekonomi şunu ortaya koyuyor. %1.4 oranında aslında gayri safi milli hasılamız artırılmış. Ve seçilen kaynakların tüketimi %50 oranında azaltılmış. Ve karbon ayak izi yine 3 ila %7 oranında azaltılmış. Ve yine 2035 yılına kadar yeni iş olanaklarının ortaya konulması, 7.000 ila 13.000 arasında yeni iş olanaklarının ortaya konulması hedefleniliyor. Baştan beri aslında yeşil mutabakatla ilgili çok iddialı olduk Danimarka olarak. Yeni bir yeşil strateji ortaya konuldu. Bu yeşil stratejinin hedeflerine bakacak olursak, 2030 yılı itibariyle karbondioksit salınımında %30 azalma öngörülüyor. Bu da dünya çapına baktığımızda, üye ülkelere baktığımızda çok iddialı bir hedef aslında. Ülkemizin küçük olduğunu, nüfusumuzun az olduğunu düşünürsek belki bu iddialı hedeflere ulaşmak biraz daha kolay olabilir. Ancak tüm hükümetimiz bu hedef doğrultusunda çalışıyor. Dış politikalarımız da bu yönde, Dışişleri Bakanlığımız da bu yönde işbirlikleri yapılıyor. Özellikle geçen yıl kendi ofisimizde kendi stratejimizi oluşturduk. Plastik kullanımını tamamen kaldırdık. Plastik şişeler kullanmıyoruz artık ve kendimize şu sözü verdik.
ışıkları kapatacağız, kullanmıyorsak klimaları kapatacağız. Aynı zamanda çıktı alma sayısını azaltacağız. Bunların hepsi belki çok küçük şeyler gibi görünebilir ama bir araya konduğu zaman karbondioksit salınımının azaltılması için çok önemli. Bizim için çok önemli olan diğer bir konu da şu aslında. 13 tane iklim ortaklığı kurduk ve bu ortaklık bağlamında çok sayıda Danimarkalı şirketle birlikte çalışıyoruz. Farklı sektörlerden şirketler bunlar ve bu şirketlerin hepsi stratejiye katkıda bulunmayı taahhüt ediyorlar. Endüstri var, hizmet sektörü var işin içinde, üreticiler var, yeni yeşil teknoloji üreticileri var ve aslında çok değerli katkılar bunlar yapılan çalışmalara baktığımızda. Hükümetin çalışmalarına destekleyici nitelikler, şirketler bu konuyu çok ciddiye alıyorlar. Sadece yeni ürünler ortaya koymuyorlar, kendi stratejilerini de değiştirmeye çalışıyorlar. Sadece iş dünyası için yeni ürün üretmeye çalışmıyorlar yani Danimarka piyasasında. Buradan çıkartılması gereken belki önemli mesajlar var Danimarka deneyiminden de. Çünkü sizin belirttiğiniz gibi kamu politikaları ve stratejileri çok önemli bir irade ortaya koymak açısından, bir çerçeve çizmek açısından. Ama bunların da gerçekçi ve uygulanabilir olması, yani özellikle işletmeler bazında da onların da bu dönüşümde uygulanabilir süreçlerden geçilebiliyor olması çok önemli benim anladığım kadarıyla. Bu da önemli bir not olarak almamız gerekiyor diye düşünüyorum bu konuyu da. Şimdi Emrah Bey, size Türkiye özelinde sorduğum sorudan sonra biraz Boyner Group özelinde de bir soru sormak istiyorum. Sizler döngüsel ekonomi odaklı herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Sürdürülebilir kalkınma odaklı neler yaptınız şimdiye kadar? Bir örnek varsa paylaşmanız mümkün olur mu? Tabii ki paylaşayım. Biraz da tesadüf oldu. Ben bu arada da slide paylaşayım. Evet, görebiliyoruz. Tam ekran yaptınız şimdi. Aslında biraz Sayın Anette için de sürpriz olacak. Biz bir Altın Yıldız firmasıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Kumaş üretiyoruz orada bildiğiniz gibi ve yaklaşık yarısını Avrupa'daki firmalara satıyoruz. Bir Danimarka firmasından gelen talep üzerine bizim recycle kumaş ya da recycle yani döngüsel geri dönüşüm materyallerle kumaş üretme projesi başladı 2017'de. Burada şöyle teknik kısımları geçeyim yine de bunu paylaşırsınız. Şöyle bir görsel de var. Plastiklerden, atık plastiklerden, pet şişelerden geri dönüşüm yapılarak polyester üretilmesi ve kumaş üretiminde polyesteri de petrol ve kömürden değil de bu recycle yani geri dönüşüm üretimi polyester kullanılması projesi. Dediğim gibi Bestseller'la Danimarka firmasının talebi üzerine 2017'de başladık. Daha sonra İsveç firması H&M'le de devam ediyoruz. Ben size birkaç tane şöyle bu şeylerin şu kumaşlara geldiğini görüyorsunuz. Burada tabii şöyle bir şöyle istemekle birlikte tabii ki sadece istemek yeterli değil. Sizin ekonominizin de buna uygun olması gerekiyor. Yani hani pet şişelerden hadi geri dönüşüm yapalım bunu kumaş sektöründe kullanın demeniz için de sizin tedarik zincirinizin buna uygun olarak yapılandırılmış olması gerekiyor. Türkiye bu anlamda çok yetersiz ve biz bu recycle'ı yine bir Amerikan firmasından alarak yapabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki firmaların bu tedarik zincirinde üretim süreni bunu da göz önünde bulundurarak kamunun da yönlendirmesiyle bu yatırımları yapması gerekiyor. Ve daha fazla geri dönüşüm materyalleri kullanarak üretim yapabilmesi için. Bir tane başka örnekte şeyi verebilirim. Yine mesela biz Lee Cooper firmasıyla bir koleksiyon yaptık. Ve bu koleksiyonda da yine böyle geri dönüşüm materyal kullanılarak kot üretimi yapıldı. Ve bizim Boyner Büyük Mağazacılık mağazalarında satılmaya başladı.
Sözümü şöyle bitireyim. Bu çalışmada peki bizim ne kadarlık bir çevresel etkimiz olduğu bilgisini. Şu ana kadar biz yaklaşık 73 bin metrekare kumaş üretiminde bu recycle, geri dönüşüm materyaller kullandık. Ve bu kapsamda 1 milyon 200 bin adet PET şişe doğaya atılmak yerine tekrar üretim sürecine dahil edilerek ekonomiye kazandırılmış oldu. Hem de çevreyi kirletme konusunda bir nebze olsun bir olasılık doğdu. Yani çevreyi kirletmeme, temiz kalması konusunda. Tabii bu hala üretimimiz içerisinde çok düşük bir oran. Bu oranı arttırmak istiyoruz ama bu oranı arttırırken de tabii ki bir müşterilerimizin de talebinin bu yönde gelişmesi ve işbirliklerinin artması. İkinci konuda tedarik zincirinin gerekli yatırımları yapması ve bu materyalları girdiye dönüştürecek üretim tesislerini kurması gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız hem yurt dışı hem yurt dışı markalarla devam ediyor. Çok teşekkürler. Şimdi buradan tabii özellikle sizin de ortaya koyduğunuz gibi sadece niyet etmek veya döngüsel ekonominin önemini bu noktada anlamak yetmiyor. Bir yandan da çok boyutlu ve bütüncül düşünmek gerekiyor. Yani hem tedarik zincirinin aslında konuya hazır olması ve konuyla alakalı olarak birazcık daha gelişmiş olması gerekiyor. Yani sadece kamu politikaları veya sadece işletmenin kendisinin buna hazır veya buna arzu istek duyması değil. Burada bir belki döngüsel ekonominin yönetişimi, çok paydaşlı, o çok aşamalı adımların yavaş yavaş atılması gerektiği gerekliliği de ortaya çıkıyor diye anlıyorum bütün sözlerinizden. Tabii çok önemli bir bence adım, ne olursa olsun bir yerden başlamak gerekiyor. Ve eminim müşterilerinizin talepleri doğrultusunda da bu gittikçe artacak bir konu olarak gündemimizde yer alacak. Ben başkonsolosu tekrar dönmek istiyorum, son sorum, son turumuz aslında olacak. Sonra da soru cevap kısmına geçeceğiz. Şimdi sizin Türkiye'deki geçirdiğiniz zamandaki gözlemleriniz aslında Türkiye yeni yeni biraz evvel dediğim gibi döngüsel ekonomi konusunda çalışmalar yapmaya başladı. Sürdürülebilirlik oldukça uzun zamandır gündemimizde olmakla beraber. İşletmeler yeni yeni Emrah Bey'in söylediği gibi aslında belki de müşteri taleplerinin itmesiyle konuya odaklanmaya başladı. Tabii Türkiye'de faaliyet gösteren Danimarkalı firmalar da var bir yandan. Tüm bunları düşünürsek siz nasıl görüyorsunuz şu an Türkiye'deki genel durumu? Nasıl değerlendirirsiniz? Thank you so much. First, I'd like... Çok teşekkür ediyorum. İlk önce Emrah Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri çok önemli bir örnek verdiler ve bu konuda Danimarkalı bir şirketle çalıştıklarını söylediler. %70 2030'da hedeflenen bir azaltımdı. Bunu da düzelterek tekrar ifade etmek istiyorum. Şimdi sorunuza geri döneceğim. Aslında 2,5 yıldır Türkiye'deyim ben ve Türkiye'de bu konuda çok büyük bir isteklilik olduğunu görüyorum. Daha döngüsel bir ekonomiye geçiş yönünde bir isteklilik olduğunu görüyorum. Hem burada çalışan Danimarkalı hem de Türk şirketlerin bu yönde bir isteği var. Son zamanda Ocak'ta aslında yeni akıl şehirler stratejisi etkinliğine katıldım ben de. Çok önemli taahhütler ortaya kondu orada belediyeler tarafından da. Yine iklim nötr uygulamalarla ilgili ve salınımların azaltılmasıyla ilgili önemli taahhütler vardı orada da dile getirilen. Bu benim için çok önemli çünkü hem yerel yönetimlerin hem de merkez yönetimin bu konuda istekli olduğunu görüyorum. Daha iklim dostu, daha çevre dostu ve döngüsel ekonomi odaklı çalışmalar gündemde olacak gibi görünüyor. Danimarka'ya bakacak olursak son 5 yıldır Enerji Bakanlığı'yla ve Çevre Bakanlığı'yla uluslararası çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Ankara'da da özellikle bakanlıklarla birlikte çalıştık. Bizim kendi kurulumuz da burada işbirlikleri yapıyor. İstanbul'da
çalışmalar yürüttük başkonsolosluk olarak. Özellikle buradaki şirketlerin, ilgili tarafların yeni teknolojilerin kullanımı konusunda çok istekli olduğunu görüyoruz. Çok sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi odaklı olmaları arzu edilen bir husus. Aynı zamanda yaptığımız çalışmalardan bir diğeri de özellikle kendi ülkemizde şehirleri ısıtmak için atıkların yakılmasını nasıl kullanabiliriz? Buna odaklanıyoruz. Ankara'yla da bu yönde çalışmalar yapmak istiyoruz, ortaklar yapmak istiyoruz. Ankara'daki bakanlık, Enerji Bakanlığı da bu konudaki önemli ortaklarımızdan bir tanesi. Döngüsel ekonomi inisiyatiflerimiz konusunda birlikte çalışmaya oldukça hevesliyiz. Aslında bölgesel merkezi ısıtma çok önemli bir örnek. Bu noktada şehrin altından geçen borularla ısıtmayı gerçekleştirebilirsek, yüzeyi bu şekilde ısıtabilirsek ve atığı ısıtma amacıyla kullanabilirsek çok önemli bir adım atmış olacağız. %99 oranında Kopenhag bu şekilde ısıtılıyor. Danimarka'nın genelinde de %70'den fazla bu oran. Bu aslında ne kadar önemli bir gelişme kaydettiğimizi bize gösteriyor. Döngüsel ekonomi konusunda önemli bir gelişme bu. Çok önemli de bir örnek. Tedbirler bir şekilde günlük hayatımıza daha sürdürülebilir olarak uygulanabiliyor. Benim sürdürülebilir kalkınma amaçlarından favorim 17. İşbirlikleriyle ilgili olan. Sayın Özbay da bu konuya değindi. Eğer biz ihtiyacımız olanı başarmak istiyorsak birlikte çalışmalıyız. Çünkü bir gezegen B yok. B gezegenimiz yok gidebileceğimiz. Bu nedenle kuruluşlar, hükümet, özel sektör, kamu sektörü, herkes birlikte çalışmalı ki elde etmek istediğimiz sonuçlara tüm dünya için birlikte ulaşabilelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir mesajla cümlenizi bitirdiniz. Ortaklıklar, birlikte çalışmak bu işin sanırım en temel noktası. Umarım çok da güzel bazı örneklerden bahsettiniz. Umuyoruz ki Türkiye ve Danimarka arasındaki ortak bu tarz çalışmalar, projeler hem kamu kurumları arasında hem özel sektör arasında teknoloji transferleri belki sonraki aşamalarda yapılacak ortak çalışmalar daha da hızlanarak ve güçlenerek devam eder. Emrah Bey, siz bu noktada hem başkonsolosun söylediklerine eklemek istediğiniz şeyler varsa özellikle ortak çalışmalar konusunda hem de bundan sonraki süreçte Boyner olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz? Geleceğe dönük öngörüleriniz nelerdir? Ya öncelikle şeyin altını tekrar çizelim. Bu tek başına başarılacak bir iş değil. Yani tek başına bir firmanın başarabileceği, tek başına bir devletin başarabileceği, tek başına bir belediyenin başarabileceği bir iş değil. Yani bu tüm paydaşların bu zincirin bir halkasını oluşturup ve bunu düzgün yapması gerekiyor. Ve bunun sürdürülebilir, yani tek seferlik değil de artık bir yaşam biçimine dönüşmesi gerekiyor. Boyner Grup olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Son bir ilçesinde Türkiye'de tabii bu konudaki farkındalık da artıyor. TÜSİAD öncülüğünde Üç Dünyası Plastik Girişimi inisiyatifi geçen yıl girişim başladı. Boyner Grup olarak da biz de onun imzacısıyız. Şimdi oradaki çalışmalarda şunu yapıyoruz. İlk bir yıl bütün şirketler, yani imzacı şirketler döndü ve plastik envanterini çıkarıyorlar. Biz de Boyner Grup olarak bu plastik envanterimizi ikiye ayırdık. Bir, ana faaliyet konumuz içerisinde kullandığımız plastikler, yani ürün içerisinde kullanılan plastikler. Bir de bu faaliyetlerimizi sürdürmek için kullandığımız plastikler. Yani işte takım elbisede mesela askıdır, işte ambalajdır. Ofislerdeki çay bardağından tutun da kullanılan bütün plastikler. Şimdi biz bu envanteri çıkarıyoruz Boyner Grup olarak ve 2021'in ilk yarısında bir taahhütte bulunacağız. Bizim mevcut envanterimiz budur ama önümüzdeki 2 yıl boyunca biz bu envantere esas alarak işte plastik kullanımını %10-%20 azaltacağız ve bu azaltırken de bizim politikamız bu şekilde olacak. Yani
daha az plastik, daha fazla geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak üretim yapılması gibi bir taahhütlerimiz olacak. Şu an diğer şirketler gibi biz de bu envanterlerimizi çalışıyoruz. Her ne kadar yapması söylemesinden çok daha zor. Yani bunun envanterini çıkarmak, ölçülebilir hale getirmek, sonra da takip edip raporlamak. Ama büyük yol, yani büyük mesafe kat ettik bu konuda. Dediğim gibi aslında tüm bu çalışmalar, farkında olalım ve olmayalım, artık başka bir şeye dönüşüyoruz. Yani gerçekten sadece duyarlı olmanın ötesinde artık iş yapma biçimimiz değişiyor. Ve bunu artık sadece bir departmanın, sürdürülebilirlik departmanın sorunu olarak değil, tüm işletmenin, tüm departmanların artık bunu işselleştirerek organizasyonu yönettiği bir ortama doğru gidiyoruz. Boyner Grup olarak da biz de bu konuda çalışmaları sonumuza devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Yani kurum içi kültürde de tüm aşamalarıyla beraber, tüm departmanlarla beraber aslında bu bakış açısını bu şekilde yansıtmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi satın almadan üretime, işte lojistiğinden farklı birçok aşamasına kadar tüm bakış açısını değiştirmemiz, başkonsolosun sözlerinin başında söylediği gibi her şeyi yeni bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani eski şekilde yapamayız hiçbir şeyi. Her şeye yeni bir bakış, ama bunu yaparken de gerçekçi olmak gerekiyor. Yani bir niyet etmek var, ama bir yandan da dediğiniz gibi karşınıza çıkan oldukça detaylı envanter çalışmaları ve ölçeklendirme çalışmaları da var. Belki de burada gözümüz korkmadan ama adım adım sindire sindire giderek somut bir sonuca doğru gideceğimizi bilerek o motivasyonla hareket etmek de çok önemli olabilir diye düşünüyorum sizin sözlerinizden anladığım kadarıyla. Şimdi benim tabii sorularım bitti ama izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin soruları var. Daha önceden kayıt esnasında da soru sormuş olan bazı izleyicilerimiz var. Ben çok kısa da olsa onlara da değinmek istiyorum. Şimdi aslında başkonsolosa şöyle bir sorum var. Bir sosyal girişimden gelmiş özellikle. Elektronik atıkların çocuklar için eğitim materyaline dönüşümünü sağlayan sosyal bir girişimiz. Bizim gibi döngüsel ekonomi odaklı çalışan sosyal girişimler için Danimarka Konsolosluğu tarafından ya da Danimarka tarafından ortak çalışma ya da proje duyurusu var mıdır diye sorarlar. Well, I think I probably have to know more about that specific... Sanıyorum ki bu inisiyatifle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmam gerekiyor somut bir yanıt verebilmek için. Ama kuruluşları bu konuda teşvik etmek istiyorum. Lütfen bizimle iletişime geçin. Bizim internet sitemizde iletişim bilgilerimiz var. Bize e-posta gönderebilirsiniz. Lütfen iletişime geçelim. Danimarka ya da herhangi bir Danimarkalı kuruluş aynı amaçla çalışıyor olabilir ve aranızda bağ kurup işbirliğinizi destekleyebiliriz. Bu şekilde çalışmalarınıza katkıda bulunabiliriz. Okay. Teşekkürler. Şimdi Emrah Bey, size bir sorumuz var. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik yöneticilerine sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili olarak ne tarz hedefler konuluyor diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir şey, bu şirketler Boyner Group üzerinden vereyim. So I'll provide an example through Boyner Group. Once a year we publish a sustainability report considering all these 17 sustainability development goals. We are explaining what we are doing as a company. This is our regular reporting process. And every year we are working on it to improve our work further compared to the previous year. So we are not selecting
one single target. We are aiming all of those targets, all of these objectives. I am also a board member of the UN Global Compact, and there we are not working all together on all 17 objectives. We are selecting priorities for 2021. We are creating working groups. I am İşte yakın zamanda mesela çeşitlilik ve kapsayıcılık rehberi yayınlayacağız oradaki çalışmada. Toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli konularımızdan biri, çalıştığımız konulardan biri. Son bir yıldır bu plastik envanteri çalıştığımız, yani çevre çalıştığımız konulardan biri. Dolayısıyla zaten bu şöyle bir durum da var. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçları böyle çok metrik hale getirip hani diğer departmanların yönetildiği gibi işte hedef koyup yıl sonunda da bu hedefe ne kadar başarılı gibi konular çok değil. Metrik olanlar da var, olmayanlar da var. Ama günün sonunda dediğim gibi rapor yazdığımız için ve bunu kamuoyu açıklandığımız için zaten o bizim her yıl daha iyisini yapma hedefimiz oluyor. Ve şirket yönetimi de bu şekilde iletişimde bulunuyoruz. Peki özellikle devam sorusu gibi sormuş olayım size. Yeşil mutabakatın Türkiye ihracatındaki etkileri biraz değindiniz konuşmanızda ama ayrıca söylemek istediğiniz bir şey olur mu bu konuyla ilgili olarak? Yani tabii şimdi orada biraz da Avrupa'nın tavrıyla ilgili bir konu. Yani şimdi şöyle bir şey, masada bir konu var ve şu an tahminde bulunuyoruz nereye gideceğine dair. Eğer Avrupa Birliği bunu şu ana kadar verdiği mesajları da dikkate alarak gerçekten sonuna kadar götürürse Türk işletmelerinin artık bugüne kadar geldiği gibi devam edemeyeceğini çok net söyleyebilirim. Yani şu olmuş, bu Alman şirketleri için de geçerli. Diyelim ki bir Alman şirketi çelik üretimi Almanya'da daha pahalı olduğu için onun bir aşamasını Türkiye'ye getireyim, Türkiye'deki işletme yapsın, onun çevre sorunu beni ilgilendirmiyor. Zaten Almanya'da bunu cezalandırmıyor. Girişimle bu yeşil mutabakat son veriyor gibi bir anlam çıkıyor. Yani benim gördüğüm o. Yani Almanya şunu söylüyor. Sen Türkiye'ye götürüp üretsen bile Almanya'da üretmişsin gibi davranacağım sana ve buradaki Almanya'daki firmanın bütün şeyleri sende olacak, sorumlu sende olacak. Dolayısıyla o Alman firmasının Türkiye'de üretmesi için artık onun için bir avantaj sağlamayacak. Yani Avrupa'da kirletemezsin, Türkiye'de kirletebilirsin ne de son verecek eğer Avrupa Birliği bu yönde giderse. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Şimdi artık bizim kaçarımız yok yani ve ihracatımızın yarısında Avrupa firmalarına, Avrupa'ya yaptığımızı düşünürsek dolayısıyla biz artık Avrupa firması gibi davranmak zorundayız. Yani Danimark firması nasıl çalışıyorsa, ona olan yaptırımlar nasılsa Türkiye'deki firma da olacak. Çünkü aksi durumda ya yüksek bir vergi olacak ya da tamamen red diyecek. O ürün girmeyecek, sınırlardan geçmeyecek. Dolayısıyla bu Avrupa'nın tavrıyla da ilgili olmakla birlikte olayın oraya gittiğini düşünüyorum. Eğer Avrupa onu biraz daha gevşetirse, yine başka kaygıları ön plana çıkarsa tabii ki onların da yine açık yönleri bulunur. Tabii şu ana kadar nasıl bulunduğu gibi. Ama sanki biraz olmayacak gibi. Benim kişisel görüşüm bu sefer oyun değişiyor. Yani biçimi değil, yani oyunun kendisi değişiyor. Ve artık buradan geri dönüş olmayacak gibi geliyor Avrupa açısından. Dolayısıyla bizim artık bunu yapmamız... Yani şöyle düşünün. Biz hala 2010'larda termik santraller için milyar dolar yatırımlar yaptık. Bu anlaşmaya baktığımda termik santralden elde edilen enerjiyle sizin üretim sürecini yapmanız bile artık oyun dışı kalmanıza neden olabilir. Dolayısıyla o yatırımlar ne olacak? Yani şirketin bunu düşünmesi lazım. Yani şu an olmasa bile 5 yıl sonra sizin o termik santralden aldığınız enerjiyle ürettiğiniz ürünü reddedebilir. Bunu düşünmeniz gerekiyor artık yani. Bu da çok önemli bir nokta gerçekten. Şöyle ki aslında 5 sene sonrası değil, şimdiden düşünmek. Yani bundan sonra işletmelerin de yapacağı bütün yatırım projelerinde belki onun finans sağlayıcıları dahil olmak üzere kamu sektöründe de bu tarz yatırımlar düşünülürken mutlaka bu işin bundan sonraki aşamasında nereye doğru gideceği, ölü bir yatırım veya işlevsiz bir yatırım olup olmayacağını döngüsellik noktasında da mutlaka incelemek gerekecek sizler şey, anladığım kadarıyla.
Tabii ya bunun finans tarafında da şeyleri oluyor. Mesela şu duyarlılıklar gittikçe artıyor. Diyelim ki bir fon şöyle yapabiliyor. İşte termik santrale kredi veren bankaya ilişkisini kesebiliyor. Yani bu dolayısıyla bir banka ya da banka buna kredi verdiği zaman başka yaptırımlara tabi olabilir. Dolayısıyla sizin artık bir finansman bulma sorununuz da olabilir. Yani ürünü satmanız, hadi Avrupa'ya satmadım, başka pazara sattım ama bu sefer de finansman sorunu. Yani her alanda bu duyarlılık gittikçe artıyor ve artık ya oyunun kurallarına göre oynayacağız ya da hani başka bir dünya kendimize bulup o dünyayla ticaret yapacağız. Anlıyorum. Son bir sorum var. Sorum her ikinize de olacak aslında ama 2 saniyenizi alacağım. Şöyle ekranım kapanabilir fakat görmek için soruyu. Şimdi döngüsel ekonomiyi uygularken potansiyel bir ekonomik büyümeden de bahsediyoruz mutlaka. Tabii sağlıklı bir büyüme olmakla beraber. Peki döngüsel bir sistemde gerçekten ekonomik büyümeyi hedeflemeli miyiz? Tuhum. Sorunuzu kime sordunuz efendim? Okay. Well, I am happy to start. Ben başlayabilirim isterseniz. Bu noktada aslında sürdürülebilirliğin 3 katmanına bakabiliriz. Çünkü sürdürülebilirlik sadece çevreyle ilgili değil. Sürdürülebilirlik aynı zamanda ekonomik ve sosyal faktörlerle de alakalı. Dolayısıyla bahsettiğimiz tüm girişimlerde 3 faktörde yer almalı. 3 faktörde göz önünde bulundurulmalı. Çünkü eğer uygulanabilir olmazsa şirketler bunu yapmayacaktır. Çok faydalı olsa da, çevreye çok faydalı olsa da şirketler bunu yapmayacaktır. Eğer insanlar bu endüstride çalışanlar, bu çevrede yaşayanlar mutlu olmazsa yine işe yaramayacaktır. Bu nedenle sürdürülebilirliğe bakarken bu 3 unsuru göz önünde bulundurmak lazım. Ekonomik büyümenin kendisi aslında bir itici faktör ama doğrudan yaptığınız girişimlerin bir sonucu olarak görülmeli, amaç olarak görülmemeli. Benim düşüncem bu şekilde. Ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Araba sektörüyle ilgili örnek vereyim. Yani 2030'a kadar muhtemelen hepsi enerji, arabalar elektrik enerjisiyle çalışan arabalara dönüşecek. Dolayısıyla yine o fabrikalar yatırım yapacak, yine büyüyecekler ama artık başka bir düzlemde büyüyecekler. Dolayısıyla arabadan vazgeçilmiyor, benzinden vazgeçiliyor. O zaman aslında hayatın her anlamında büyümeye devam edeceğiz. Ama o büyüme bizi tüketmeyecek aynı zamanda veya dünyamızı tüketmeyecek. Sürdürülebilir, aynen, döngüsel bir büyümeyle bundan sonra yolumuza devam edeceğiz diyebiliriz belki diye düşünüyorum. Evet. Katılıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Kendi adıma da güzel mesajlar çıkarttım. Bundan sonraki süreçte de umarım birlikte başka çalışmalarda da bir arada oluruz diye bitireyim. Bir de tabii bu hafta iklim diplomasisi haftası olduğu için izleyicilerimize ve dinleyicilere veda etmeden önce bu haftanın mottosuyla veda edelim dedik. İklim biziz, değişeceğiz. Sağlıklı günler, görüşmek üzere. İyi günler. Thank you very much. İyi günler. Bye. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.